S-400 ve F-35 krizi ile ilgili hem Amerika hem de Türkiye'den her gün yeni bir açıklama geliyor. Son gelişme Amerika Temsilciler Meclisi'nde onaylanan bir karar tasarısı. Tasarıda Türkiye'ye S-400 alma kararının iptali için çağrı yapıldı. Yönetime tavsiye niteliğinde olan ve hukuki bir bağlayıcılığı bulunmayan karara Ankara bugün tepki gösterdi. Öte yandan Moskova S-400 savunma sistemlerinin Temmuz ayında Türkiye'ye teslim edileceğini açıkladı. Begim Dönmez Ersoy karşımızda. Şimdi Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarı ve S-400, F-35 krizinde son durum ve açıklamalarla. Begüm, Amerika'nın Türkiye'ye ya F-35 ya S-400 resmi çektiğini görüyoruz son gelişmelerle. Yine son olarak Arizona'da F-35 eğitimi alan Türk pilotların eğitimini de durdurulduğunu açıkladı Pentagon. Bu kriz cephesinde açıklamalarla birlikte son durum nedir? Mehtap, evet, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran tarihli Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta Shanahan şöyle demişti: Türkiye S-400 alımından vazgeçmedikçe, geri adım atmadıkça 31 Temmuz'a kadar Amerikan üslerinde F-35 eğitimi alan Türk pilotlar ülkeyi terk edecekler, ayrılacaklar. Başka pilotlara da artık yeni bir eğitim verilmeyecek demişti Shanahan mektubunda. Anladığımız kadarıyla işte o 31 Temmuz'a kadar işletilecek olan takvim Türk pilotlara verilen F-35 eğitimi kısmında biraz daha beklenenden daha önce bir adım atılmış gibi görünüyor. Pentagon sözcüsünün açıklamasına göre Türk pilotların Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde aldıkları F-35 eğitimi durduruldu. Dolayısıyla Türk pilotlar F-35'lerle artık o üste uçmuyorlar. Florida'daki üste ise Türk pilotlara verilen eğitim şimdilik devam ediyor. Reuters haber ajansına bilgi veren Amerikalı bir yetkili, üste görev yapan, Arizona'daki hava üssünde görev yapan komutanın güvenlik kaygıları gerekçesiyle Türk personelin Türk pilotlara verilen bu eğitimi durdurduğunu ifade ediyor. Bir yandan da tabii ki F-35 S-400 resleşmesinde tek gelişme Türk pilotlara verilen bu eğitim meselesi değil. Yine Shanahan'ın mektubunda hatırlayacaksınız, ABD Savunma Bakan Vekili F-35 programından Türkiye'nin aşama aşama çıkarılmasının dışında bir de ayrı KATSA yaptırımlarından söz etmişti. Amerika'nın hasımlarıyla, yaptırım yoluyla mücadele yasasından söz etmişti. Ve demişti ki her iki partide de bu konuda bir kararlılık var ifadesini kullanmıştı. İşte o kararlılığın devamının bir göstergesi niteliğinde olarak yorumlayabileceğimiz bir gelişme. Temsilciler Meclisi'nin daha önce Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen bir karar tasarısı vardı. İşte bu tasarı Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildi. Türkiye'ye S-400 silah sistemi satın almasından vazgeçmesi çağrısı yapılmış, ya F-35 ya S-400 Türkiye seçimini yapmalı mesajı verilmişti bu tasarıda. Hatta sadece S-400 ve F-35 değil, Türkiye ve Amerika arasındaki başka problemli başlıklara da atıfta bulunulmuştu bu karar tasarısında. Hatta Türkiye ve Amerika önemli bölgesel çıkarları paylaşmasına karşın Türkiye'nin Rusya ve İran'la işbirliği içinde olması ifadesi kullanılmıştı. Kuzey Kıbrıs'ı işgali ifadesi kullanılmıştı. Demokratik norm ve kurumlardan uzaklaşması gibi sert ifadeler yer almıştı. Hatta bir kez daha KATSA yaptırımları hatırlatılmış. Başkana bu yaptırımları kapsamlı bir şekilde, tam bir şekilde uygulaması çağrısında bulunulmuştu. İşte Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği, bağlayıcılığı bulunmayan ama güçlü bir mesaj da veren bu tasarıya Türk Dışişleri'nden tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu karar Türkiye ile Amerika arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmıyor. Bağlayıcılığı bulunmayan bu gibi kararlar yerine diyalogla sorunların aşılması çağrısı yapıldı açıklamada. Tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulması kabul edilemez dedi. Bakalım şimdi Arizona'daki üste F-35 eğitimi, Türk pilotlara verilen bu F-35 eğitimi durduruldu ama Shanahan'ın mektubunda ifade ettiği 31 Temmuz'a kadarki takvim bundan sonrasında işleyecek.
Ve bu eğitimlerin durdurulmasında aslında Türk askeri personelin Rusya'ya giderek S-400 kullanımı konusunda eğitim almaya başlamış olduğuna yönelik açıklamaların etkili olduğu daha çok konuşuluyor. Dolayısıyla Türkiye S-400 alımından geri adım atmadıkça 31 Temmuz'a kadar Amerika Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını aşama aşama bu Şanah'ın mektubunda ifade edilen takvime bağlı kalarak aşama aşama uygulayacak gibi görünüyor şimdilik. Begüm, yine bu konuyla bağlantılı bir gelişmeye de değinelim. F-35 savaş uçaklarının üretici firması olan Lockheed Martin'le proje için indirim konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı dün Pentagon, Amerika Savunma Bakanlığı. Sence bu son gelişmeler ışığında F-35 projesinde yer alan ülkeler açısından ne anlama gelir bu gelişme? Şimdi Türkiye'nin F-35 programından aşama aşama çıkarılması sürecinin başlamasıyla birlikte, hatta daha da önce aslına bakarsanız, Amerika Türkiye'nin bu programda yerini alabilecek başka kaynaklara, alternatif ülkelere zaten bakmaya başladığını ifade etmişti. Türkiye'nin bu projenin bir parçası olarak da 100 adet F-35 savaş uçağı almayı taahhüt etmişti. Dolayısıyla şimdi Türkiye F-35 programından tamamen çıkarılırsa bu durumda 100 savaş uçağını, 100 F-35'i ABD başka bir ülkeye satmak durumunda kalacak. Dolayısıyla şimdi şunu söylemek lazım, F-35'in üreticisi Lockheed Martin ve bu tür aslında silah anlaşmaları Pentagon'un aracı olduğu hükümetler arası bir silah satış anlaşması şeklinde bakmak gerekiyor buna. Dolayısıyla şimdi Pentagon üretici firma Lockheed Martin'den aldığı bu indirimle bir miktar projenin maliyetini aslına bakarsanız aşağı çekmiş oluyor. Maliyeti kontrol altına almış oluyor. Dolayısıyla şu yorum yapılıyor, yeni fiyatlanmayla birlikte başka ülkelerin F-35 projesi kapsamında savaş uçağı almasının önünü açabileceği yorumu yapılıyor. Malum daha önce Pentagon yetkilileri Yunanistan'ın, Romanya'nın, Polonya'nın, Singapur'un F-35 savaş uçaklarıyla ilgilendiğini ifade etmişti. Dolayısıyla şu anda aslında elinde F-16 savaş uçağı bulunan ve bu filoyu modernize etmek isteyen bütün ülkeler Pentagon ve Lockheed Martin açısından potansiyel müşteri konumunda denilebilir. Özellikle de tabii Yunanistan'ın bu listede yer alıyor olması dikkat çekici.